Evet değerli arkadaşlar, sizlerle yine bir video dersinde beraberiz. Bu video dersimizde elektrik alanın ikinci videoyu işleyeceğiz. Elektrik alanla alakalı noktasal cisimlerin belli noktalarda oluşturduğu elektrik alan sorularını 3 tanesini yazdım arkadaşlar. Bu örneklerden sonra birkaç tane örnek çözüp yüklü iletken cisimlerin elektrik alanlarıyla alakalı konu ve örneklerini sizlere çözmeye çalışacağım. Yani elektrik alan 2 konusunda devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci örneğimizde bakın artı Q, eksi 2 Q, artı eksi 4 Q yükleri verilmiş. Bu yüklerin P noktasına olan uzaklıkları D ve 2D olarak verilmiş. Diyor ki cisimler yalıtkan düzlem sabitlenmiştir. Artı Q yükünün yani şu artı Q yükünün P noktasında oluşturduğu elektrik alan E ise diyor. Bu noktadaki bileşik elektrik alan kaç E'dir diyor. Hemen 3 tane cisim var. Tek tek formülleri yazayım arkadaşlar. E1, E2, E3 şeklinde gösterelim. E1 burada K çarpı bakın yükü Q çarpı hatırlayalım. Elektrik alan neydi? Herhangi bir noktadaki artı 1 birim yükü etkilen elektriksel kuvvetti. Veya elektriksel kullanım kuvvetiydi. Bakın D kare diyoruz. Neymiş arkadaşlar? D'ymiş. Gelelim E2'ye arkadaşlar. Şimdi E2 yine bakın 2 eksi 2 Q yükünün P'de oluşturduğu kuvvet olarak elektrik alan olarak alacak olursak K çarpı eksi 2 Q bölü arkadaşlar. Eksi 2 Q bölü mesafemiz yine D'dir. D'nin karesidir diyoruz. Peki ne olur arkadaşlar? Bakın K Q bölü D kare E ise K 2 Q bölü D kare ne olur? 2 E olur büyüklük olarak. Bu işaret ise elektrik alan vektör yönünü bize belirtir. Şimdi onu bu şekilde göstermeye çalışacağız. E3 diyorum arkadaşlar yine K yani eksi 4 Q yükünü P noktasında oluşturduğu elektrik alan K çarpı yine eksi 4 Q bölü arkadaşlar. 2 D'nin karesi diyorum. 2 D kare. Burada ne olur? Eksi K 4 Q bölü 4 D kare olur. 4'ler giderse buradan arkadaşlar ne çıkar? Eksi K Q bölü D kare olur. Ve eksi elektrik alan vektörünün yönünü bize belirtir. Bakın şurada bir nokta alacak olursam arkadaşlar P noktası. Şimdi tek tek belirleyelim. Burada ne vardı? Artı 1 birimlik yük vardı arkadaşlar. Şimdi bakın E1 artı artı iteceği için arkadaşlar. Burada hatırlayalım. Burada Q1 yükü vardı. Burada Q2 yükü vardı. Burada da Q3 yükü vardı. Ve özür dilerim. Buraya Q2 buraya da Q3 yükü demiştik. Şimdi arkadaşlar Q1 bakın elektrik alanına ne yapıyormuş arkadaşlar? İtiyormuş. Buraya E diyorum. Q3'tir arkadaşlar. O zaman bakın bu eksi olduğu için artı çekecektir. Eğer K Q bölü D kare E ise eksi görmeyelim. K Q bölü D kare yine E'dir. Sadece arkadaşlar bu iter. Elektrik alan Q1 de sağa doğru, E1 sağa doğru, E2 de yine sağa doğrudur. Kendisine doğru çeker. Yine büyüklüğümüz E'dir değerli arkadaşlar. Yani bu E1'in E'si, bu ise E3'ün E'sidir. Elektrik alan olarak. Gelelim Q2 güne. Bakın 2E'dir. Eksi olduğu için artı 2 kendisine doğru çeker. Ne oldu burası? 2E oldu. Aradaki 60 derece. Yani ben düzenleme yapacak olursam arkadaşlar. Bakın burası 2E'dir. E'de 2E'dir. Burası da 2E'dir arkadaşlar. Şöyle göstermem istiyorum. 2E'dir elektrik alan. Aradaki açı 60 derece olduğu için bileşik elektrik alan arkadaşlar paralel kenar yöntemiyle ne yapabiliriz? Şöyle bulabiliriz. Yani buradan aradaki 60 derece ise ve şu iki vektör birbirine eşitse E bileşke ne olur? Yani şu E bileşke arkadaşlar 2 kök 3E'ye eşit olur. Yani cevabımız nedir? Cevap şıklarında 2 kök 3E'dir. Sebep 2'ye açı 60 derece şu uzun. Hatta onu siyahla göstereyim. Bu E bileşke ne olur arkadaşlar? Evet. Şu herhangi bir vektörün kök 3 katına eşittir. Aradaki açı 60 derece olduğu zaman bu yüzden E bileşke 2 kök 3E'ye eşit olur. Bakın bu artı ve eksilerden ben ne yaptım? Artı ve eksilerden elektrik alanının yönünü belirledim. Bakın hem 1'de hem 3'te değer olarak KQ bölü D kare KQ bölü D kare ancak burada işaret artı burada eksidir. Yani elektrik alan 1 sağa doğru iken elektrik alan 3'te yine kendisine doğru sağa doğru olacaktır. Çünkü Q1 artı 1 itecektir. Q3'te artı 1 çekecektir. Bu yüzden iki tane elektrik alan vektörü eşit büyüklükte sağ tarafa E olduğu için toplam E daha 2E yapar. Evet gelelim arkadaşlar 2 nolu örneğimize. Örnek 2 olarak aynı şekilde Q1 ve Q2 yüklerinin K noktasında oluşturduğu bir elektrik alan E'dir diyor. Buna göre Q1 ve Q2'ni soruyor bize. Şimdi arkadaşlar Q1 ve Q2'nin K'da oluşturduğu
Elektrik alan vektörleri bulmam lazım. Çünkü bu E bileşik olarak verilmiş. Arkadaşlar paralel kenar yöntemi gereğince ne yapabiliriz? Bakın ben mavi kalem alayım. Q1'e ben E olarak gösterirsem Q2'de arkadaşlar böyledir. Burada paralel kenar yöntemi çıkar. Bakın şöyle bir durum karşımıza çıkar. Paralel kenar yöntemiyle bileşik vektörden yararlanarak arkadaşlar ben neyi buldum? Bakın E2 vektörüyle E1 vektörünün bileşkesini buldum. E2 ve E1 nedir? Elektrik alan 1, elektrik alan 2. Yani Q1'in elektrik alanı bakın budur. Q2'nin elektrik alanı ise birim olarak budur. Her uzunluk bir birim olduğu için arkadaşlar ben buradan E1 elektrik alanına kök 2 dersem arkadaşlar bu 2 elektrik oldu. Hemen değiştiriyorum. Özür dilerim. E1 bakın 1 daha şu uzunluk köşegen olduğu için kök 2 E'dir diyebilirim. Veya dersek E2'dir arkadaşlar. Şöyle gösterelim. E2'de bakın Q2'nin kağıdı oluşturduğu elektrik alan vektörü bakın 1 birimdir. Ona da E demek zorundayım. Oranlama yapacak olursak arkadaşlar E1 bölü E2 nedir? Yazıyorum. Bakın E1 bölü E2 vektörlerini gösterelim. Kök 2 E bölü E'dir arkadaşlar. Eşittir. K çarpı. Şimdi Q1 yükünü yazıyorum. K'da 2 yükümüz nedir? Arkadaşlar artı 1 kulonluk yüktür. Dolayısıyla Q1 çarpı 1 bölü. Şimdi Q1'in arkadaşlar Q1'in K'ya uzaklığı şu mesafe kaç birim arkadaşlar? Kök 2 birimdir. Dolayısıyla kök 2'nin neyidir? Karesidir diyebilirim. Gelelim arkadaşlar E2'ye. E nedir? K çarpı Q2 çarpı yükümüz K'lık yükümüz artı 1 kulonlu bölü ikinci yükün K'ya uzaklığı 1, 2 birim yani 2'nin karesi olarak alabilirim. Şimdi hala giderse kök 2 bölü 1 çıktı. Burada eşittir diyorum. K'lar gitti arkadaşlar. 1'ler gitti. Q1 bölü Q2'nin karesi 2'dir. Bölü Q2 bölü 2'nin karesi 4'tür. Buradan kök 2 bölü 1 eşittir. Q1 bölü 2 çarpı 4 bölü Q2'de ters çevirip çarptım. Buradan arkadaşlar ise diyorum. Bakın bu ise anlamında. İşler dışlar yaparsanız 2 kök 2 Q2 eşittir arkadaşlar. Q4 Q1'dir. Buradan bize ne sormuş arkadaşlar? Q1 bölü Q2. Hemen yazalım buraya. Q1 bölü Q2 eşittir. Q2 yerine 4 yazarsam Q1 yerine de 2 kök 2 tersini yazarım. 2 kök 2. Buradan 2 ile sadeleşir. 2 bölü kök 2 yani. Bunu isteyen genişletebilir. Kök 2 bölü 2 çarparsanız kök 2 olarak karşımıza çıkar. Veyahut da cevap şıklarında 2 bölü kök 2 ne yapabilirsiniz? İşaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bakın burada ne yaptım ben? Bileşik vektörden, siyah vektörden yararlanarak Q2'nin K'da oluşturduğu E2 vektörünü buldum. Q1'in K'da oluşturduğu E1 vektörünü buldum. Paralel kenar yöntemi ile. Dolayısıyla bunu bir birim dersek bu ne olur? Kök 2 birim olur. Yani E1 kök 2 E oldu. E cinsinden E2'de arkadaşlar. Ne oldu? E cinsinden yine E'ye eşit olur. Bakın bir birim olduğu için. Buradan oranlama yöntemini arkadaşlar. Elektrik alan formülünü uyguladığımız zaman karşımıza ne çıkar? Q1 bölü Q2, 2 bölü kök 2 çıkar. Hemen arkadaşlar ben sol veya sağ üst tarafı silerek 3 tane örneğimizi ne yapalım? Hemen hızlı bir şekilde yapmaya çalışayım. Ben sol tarafı siliyorum. Burada 3 tane örneğimizi çözelim. Şimdi arkadaşlar bakın yine bir sistem verilmiş. Q1 ve Q2 yükleri verilmiş. O noktasını oluşturduğu elektrik alan, bileşik elektrik alan vektörü verilmiş. Diyor ki bana göre diyor Q1 bölü Q2 oranı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar ben mavi kalemle veya siyah kalemle E1 ve E2 elektrik alanını paralel kenar yöntemini bulayım. Bakın Q1'in elektrik alanını böyle dersem Q2'nin elektrik alanı ne olur arkadaşlar? Bakın bu şekilde olacaktır. Dolayısıyla bakın paralel kenar yöntemini uyguladığımız zaman bileşik vektör yardımıyla E1 ve E2 ne yaptık? Bulduk. Bu yüzden arkadaşlar buradan E1 elektrik alanını ben kök 2 birim dersem yine E2 elektrik alanında bakın Q2'nin oğlu suda elektrik alan burada artı bir birim yok. Birim olduğunu biliyoruz. Bakın ne yapmış? Kendine doğru çekmiş arkadaşlar. Veya Q2'nin oluşturduğu elektrik alan vektörü budur. Dolayısıyla bir daha burası kök 2 birim olacaktır. Yine kök 2'ye eşittir. Burada oranlama yöntemiyle yine arkadaşlar ne yapabiliriz? E1 bölü E2'den arkadaşlar eşit olduğu için 1'dir. O da K çarpı Q1 çarpı 1 bölü D kare. Şimdi birinci yükün bakın O'ya uzaklığı kaç birim arkadaşlar? Köşegen olduğu için kök 2 birim. Dolayısıyla kök 2'nin
neyi diyoruz? Karesi diyoruz. Böyle diyoruz k çarpı q2 çarpı 1. Çünkü O'da artı 1 biriminin kayalı yük olduğunu düşünüyoruz elektrik alanda. Q2'nin oy uzaklığı bakın arkadaşlar. 1, 2, 3 birim burada. 1, 2, 3 birim burada. Yani ben uzaklık olarak arkadaşlar şunu alacak olursam uzaklığımız 3 kök 3'ün karesi olacak. Çünkü 3 birim, 3 birim daha özür dilerim. Burası 3 kök 2 birim olacaktır. Yani 3 kök 2'nin neyi arkadaşlar? Karesidir. Buradan k'lar gider arkadaşlar. 1 eşittir diyorum bakın. Q 1 bölü Q2'nin karesi 2'dir. Böyle Q 2 bölü 3 kök 2'nin karesi 9 kere 2 18'dir diyebiliriz. Buradan ise diyorum arkadaşlar. İse diyorum. 1 eşittir. Bakın Q 1 bölü 2 çarpı 18 bölü Q2'den isterseniz buraya 1 bölü 1 deyin. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 2 Q 2 eşittir. 18 Q 1 karşımıza çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar Q 1 bölü Q 2 değerimiz Q 1 yerine ben kaç yazabilirim? Q 2'ye 9 yazarım. Q 1, Q 1'e de 1 yazalım. 1 bölü 9 olarak karşımıza çıkar. Q 1 1 18 9 Q 2 9'dur. 9 kere 2 18. Yani eşitliği sağlarım. Yani bu soruda Q 1 bölü Q 2 oranımız kaç çıkar arkadaşlar? 1 bölü 9. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada işaret ne olacak? İşaret önemli arkadaşlar. Bakın burada hem Q2 hem de Q1 itme uygulamıştı. İtme itme. Bakın burada Q1 itme uygulamış, Q2 çekme uygulamış. Artı 1 birim olsun. Q2'nin işareti eksidir. Lütfen buna dikkat edelim. Q1 eksi, Q2 eksi, Q1 artı yüklüdür. Dolayısıyla önüne ne koyacağız? Eksi işareti koyacağız. Cevap şıklarında hem 1 bölü 9 hem eksi 1 bölü 9 olacaktır. Cevabımız eksi 1 bölü 9'dur arkadaşlar. Sebep bir daha gösteriyorum. Bakın Q1 artı 1 birim yükü itmiştir. Q2'de artı 1 birim yükü kendine doğru çekmiştir arkadaşlar. Sebep bu sebepten dolayı artı ve eksinin bölümü eksi çıkacaktır diyebiliriz. Evet arkadaşlar ben hemen yüklülerken yüklülerken cisimlerin elektrik alanı bulunması konusuyla hemen devam etmek istiyorum elektrik alan konusunda. Yani yüklü ilerken aslında konumuz kürelerin elektrik alanının bulunması. ÖSYM'e bununla alakalı bize ne yapabilir? Sorular sorabilir. Bu değerli derslerimizi lütfen dinleyelim. Kaçırmayalım arkadaşlar. Şimdi başlığımız, küçük başlığımız yüklü arkadaşlar. İletken cisimlerin. Önceki neydi? Noktasal cisimlerin yapmıştık genelde. Şimdi yüklü iletken cisimlerin elektrik alanı. Elektrik alanı diyelim arkadaşlar. Şimdi 3 tane durum var. Birincisi şöyle. Metal kapasite alalım arkadaşlar. Bir de yüklü bir iletken küre alalım ve inceleyelim. Elektrik alanımız arkadaşlar şöyle olsun. Elektrik alan yönünü verelim. Yine burada arkadaşlar elektrik alan yönünü verelim. Yine burada arkadaşlar artı yüklü bir cismin elektrik alan formülünü ne yapalım? Beraberce bulalım. Şimdi arkadaşlar elektrik alan hatırlayalım. Artı yükten çıkıp eksi yüklere doğru gidiyordu. Yine artı yüklerden çıkıp eksi yüklere doğru gidiyordu. Dolayısıyla iletken küre içerisinde eksi yükler arkadaşlar sola doğru hareket ederken buradan artı yüklü yüklenecektir. Dolayısıyla iletken cisimler içerisinde bir zıt yönlü ev üssü elektrik alanı meydana gelecektir. Elektrik alanı zıt yönlü. Bunun bileşik vektörünü yazalım. Dolayısıyla arkadaşlar E üssü eşittir. Buradan E eşittir E üssü olduğu için E iç burada E iç elektrik alan sıfır eşittir. Yani metal kapasiter içerisinde elektrik alan sıfırdır. Buna biz Faraday kapasiteri diyoruz. Yine arkadaşlar burada bakın. Burası artı burası eksi olursa eksi yükler sağ tarafa doğru hareket edecektir. Buralar artı yüklü yükleneceği için metal kapasiter içerisinde zıt yönlü bir E'ye E üssü elektrik alanı meydana gelecektir. Ben şu çizgilere E elektrik alan dersem buradan E eşittir arkadaşlar. Ne olur? E üssü olur. Yani yine iletken cisimlerin içinde E iç arkadaşlar sıfıra eşit olacaktır. Buna biz metal kapasiteri diyoruz veya Faraday kapasiteri diyoruz. Faraday kapasiterinde iç kısımda elektrik alan daima sıfıra eşittir. Çünkü zıt yönlü elektrik alanlar olduğu için. Peki niye zıt yönlü? Özür dilerim niye sıfır? Çünkü zıt yönlü iki vektörün toplamı sıfırdır. Bakın elektrik alan sola doğru, ev üssü sağa doğrudur. Toplarsanız arkadaşlar sıfıra eşit olur. Yüklü iletken kürelerin arkadaşlar elektrik alanlarına gelecek olursak buraya R diyelim.
Şöyle bir durum var arkadaşlar. Burası kürelerin yüzeyidir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şekil çizecek olursak arkadaşlar. İç yüzeyde işte daha önce görmüştük elektrik alanı sıfırdı. E iç eşittir sıfır arkadaşlar. Şu noktalar yüzey. Yüzey noktalarda E yüzey diyelim veya arkadaşlar E yüzey K çarpı Q bölü R kare eşittir. Maksimumdur. Yüzeyden sağa sola gidildikçe elektrik alan azalacaktır arkadaşlar. Buraya da biz ne diyelim? E dış diyelim. E dış elektrik alanı arkadaşlar eşittir. Diyoruz K çarpı Q bölü şu mesafeye de D diyelim. D uzunluğu diyelim. Buraya da D diyelim. K çarpı Q bölü D kare ile bulunur. Dolayısıyla yüzeyde elektrik alan küreler yüzeyinde maksimumdur. İç yüzeyde sıfırdır tamamen. Yüzeyden uzaklaştıkça dış noktalardaki elektrik alan zamanla ne yapacaktır? D arttığı için E dış azalacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi yüklü iletken kürelerle alakalı birkaç tane elektrik alan sorusu ne yapalım? Beraberce çözmeye çalışalım. Hemen tahtamı siliyorum arkadaşlar. Silerken tekrar edelim. Yüklü iletken kürelerin iç kısımlarında elektrik alan sıfır. Yüzeylerde maksimum. Yüzeyden uzaklaştıkça elektrik alan ne yapıyor? Azalıyor arkadaşlar. Hemen yüklü iletken kürelerle alakalı bir örnek yapalım beraberce. Örnek dedik arkadaşlar. Örneğimiz şu olsun. İki tane iç içe küre alalım arkadaşlar. Şu uzunluklar burası R. Burası R arkadaşlar. Burası da R olarak verelim. Burası A noktası, B noktası, C noktası. Şimdi arkadaşlar burası eksi Q olsun. Burası da artı 2 Q olsun. Soru şu arkadaşlar. A, B ve C noktalarındaki elektrik alanlar elektrik alanları K çarpı Q bölü D kare cinsinden bulunur. Ne yapalım arkadaşlar? Bulalım. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen A, B, C noktalarına geçelim. Şimdi A noktasında arkadaşlar bakın dikkat edelim. İki tane küre var. İç içe geçmiş. Küçük kürenin yarıçapı R, büyük kürenin yarıçapı 2R'dir. Eksi Q A noktası eksi Q yükünün dış yüzey noktasıdır. Artı 2 Q'nun iç noktasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne diyorum? Elektrik alan A eşittir diyorum. Buna X küresi, buna da Y küresi diyelim arkadaşlar. Buradan EX artı EY'den bulabiliriz. Büyük kürenin içinde olduğu için EY sıfırdır arkadaşlar. EA'daki elektrik alanımız K çarpı Q bölü D kare cinsinden K çarpı yükümüz eksi Q arkadaşlar bölü R kare olarak bulabiliriz. Gelelim arkadaşlar B noktası. B noktası büyük kürenin yüzeyi, küçük kürenin dışı olduğu için buradan EB diyorum. Yine EX artı EY'dir diyelim. Buradan X küresi için yazıyorum bakın. K çarpı yükümüz eksi Q arkadaşlar bölü. Şimdi uzattığımız RR daha 2R. 2R'nin karesi diyoruz. Artı arkadaşlar. Ama tabii vektörel olduğu için vektörleri toplamam lazım. Yani vektörel toplamı olduğunu ifade ediyor. Hem EX'i ben hem de E'yi ayrı ayrı bulayım. EX eşittir diyoruz arkadaşlar. K çarpı X için B'deki eksi Q bölü 2R kare arkadaşlar. EY için buluyorum. Yine K çarpı 2'miz 2Q artı 2Q bölü arkadaşlar 2R'nin karesi diyoruz. Buradan ne çıkar arkadaşlar? EX eksi KQ bölü 4R kare 2KQ bölü 4R kare çıkar. Vektöreldir. Şimdi şuradan bir B noktası alayım ben arkadaşlar. B noktası. Şimdi burada B noktasında artı 1 birim yük olduğunu düşünüyoruz. Ben eğer şu ifadeye bakın ne oldu? Şimdi bu eşittir diyorum. Ne olarak bulalım? EX eşittir diyorum ben arkadaşlar. EX eksi KQ bölü 4R kare. EY ne oldu şuradan arkadaşlar? 2KQ bölü 4R kare oldu. Buradan da KQ bölü 2R kare olur. Dolayısıyla arkadaşlar ben bunu E dersem bu 2E olur. Bu çekerken arkadaşlar şimdi buna biz ne diyelim? E elektrik alan dersek bu ne olur? 2E elektrik alanı olur arkadaşlar. 2E diyelim. Biri E çekerken diğeri de bakın arkadaşlar artı 2Q'dan sağa doğrudur. 2E'dir diyebiliriz.
Yani belki taraf toplamlarının kaç çıkar arkadaşlar? Buradan birim çıkar. Gelelim arkadaşlar C noktasına. Şimdi C noktasında arkadaşlar yerimiz olmadığı için şuradan devam edelim. C noktasında yine E, C diyelim. E, X artı E, Y. X ve Y karelerinin C'deki elektrik alanlarını bulalım arkadaşlar. Şimdi E-X'i buradan buluyorum hızlı bir şekilde. E-X eşittir diyorum. K çarpı eksi Q çarpı 1, 2, 3. 3'ün karesi 3 R kare. Yani gelelim E-Y'yi bulalım buradan arkadaşlar. E-Y'de K çarpı 2 Q bölü yine 3 R kare. Bakın 1, 2, 3. Merkezden itibaren alıyorum. 3 R karedir diyelim. Buradan ne oldu arkadaşlar? Eşittir diyorum. Eksi K Q bölü 9 R kare. Bu ise arkadaşlar eşittir diyorum. 2K Q bölü yani 9 R kare çıkar. Eğer ben buna arkadaşlar E dersem büyüklük olarak bu da E'dir. Ama yönleri farklıdır. Yönlere geleceğiz. Çünkü K Q bölü 9 R kare E dersek bakın burada ne var? Şöyle gösterecek olursam yine K Q bölü 9 R kare var. Bu ifadenin yerine E yazarsam 2 E olur. Dolayısıyla yine arkadaşlar X küresi çekecek. Y küresi de C noktasındaki artı 1 birim yük gidecektir. Dolayısıyla iki tane vektör var. Birisi E büyüklüğünde, birisi de burası C noktası 2 E büyüklüğünde zıt yönde bir itme uygulayacak veya elektrik alan oluşturacak. İtme değil. Aslında itme de bizim yine ne diyor? Elektrik alan diyelim. Dolayısıyla buradan yine E olarak çıkar bileşik elektrik alan. Yani sonuç olarak arkadaşlar nedir? A noktasında sadece X küresi elektrik alan oluşturur. O değer de K eksi Q R karedir. Eğer E cinsinden bulacak olursak ama burada şimdi 2 E demeyelim. Çünkü biz özür dilerim. Çünkü burada biz K Q bölü 4 R kare E demiştik. Buna biz E demeyelim arkadaşlar. Çünkü E dersek yanlış olur. Hemen sileyim ben burayı. Buraya ne diyelim? D cinsinden diyelim. Buraya E dersek çünkü öğrencilerimiz karıştırır. Dolayısıyla arkadaşlar buraya biz İşlem yaparak ne yapabilirsiniz? E cinsinden bulabilirsiniz. Şöyle diyorum ben. Hemen şuraya yazıyorum. K çarpı bakın K çarpı Q bölü eksi Q bölü 4 R kare eşittir E demiştik. Buradan da yine eksi K Q bölü 9 R kare E X diyelim. Arkadaşlar E X diyelim veyahut da E bilinmeyene ne diyelim? E diyelim. E x diyelim isterseniz. Buradan çekerseniz oranlama yöntemini arkadaşlar 4 bölü 9 E çıkar. E cinsinden 4 bölü 9 çıkar. Yani bu değer 4 bölü 9'dur. Bu da 8 bölü 9'dur. Dolayısıyla C noktasındaki bileşik elektrik alanı ne yapabiliriz? Vektörleri toplayarak bulabiliriz. Hemen tahtamı siliyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet, tahtamızı sildik. Hemen ne yapalım? Bir tane daha örnek çizelim. Örnek diyoruz arkadaşlar. Örneğimiz şu olsun. Artı Q yükümüz olsun arkadaşlar. R yarıçaplı şu mesafe arkadaşlar. R birim olsun. A noktası yine örnek yazıyoruz. Artı 4Q olsun. Şu B noktasının uzaklığımız 4R olsun. Veya 2R olsun. Şekilde arkadaşlar şekilde buna x küresi diyelim, buna y küresi diyelim. X küresinin A'da oluşturduğu elektrik alan E ise arkadaşlar y küresinin Y'nin B'de oluşturduğu elektrik alan arkadaşlar kaç E diye size soralım. Hemen hızlı bir şekilde. Bakın yükler verilmiş, R'ler verilmiş. Hatta ben buna 16Q diyeyim. Biraz değiştirmek istiyorum soruyu. Şimdi arkadaşlar EA'yı bulalım. A noktasındaki elektrik alanı bulalım. K çarpı Q bölü R kare. Merkezden uzaklık R'ymiş. Buraya R kare diyorum. Değer olarak kaç diyor? E diyor arkadaşlar. E ise. Gelelim EB noktasına arkadaşlar. Bakıyorum K çarpı yükümüz artı 16Q artı 16Q bölü toplam mesafemiz 2R. 2R'nin karesini alıyorum. Buradan 16K Q
Q bölü 4 R kare olur. Sadeleştirme yaparsanız 4 K Q bölü R kare olur. Bakın K Q bölü R neye eşittir? Arkadaşlar burada çarpı var. E'ye eşittir. Ben bu ifade yerine kök gibi algılamayalım. R kare çünkü şurası. Eğer E yazık olursa değer olarak 4 E karşımıza çıkar. Yani X'in X karesinin A'da oluşturduğu elektrik alan E ise arkadaşlar Y'nin B'de oluşturduğu elektrik alan kaç E'ymiş arkadaşlar? 4 E'ye eşit imiş. Evet, hemen bir tane daha ben örnek çözmek istiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde konumuzu daha pekiştirmek için silelim. Daha bir örnek çözdük ama inşallah sıkılmamışsınızdır. Evet, hızlı bir şekilde tahtamızı ne yapalım? Silelim ve sildik arkadaşlar. Soru şu arkadaşlar. Soru şu. Yine örnek diyoruz. İç içe küre verelim arkadaşlar. Şurası ve şurası verilsin arkadaşlar. Burası 0,2 metre. 0,2 metre. 0,2 metre. Qx eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulom. Qy eşittir arkadaşlar. Y küresi 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulom. Soru şu, burası C noktası. C'deki arkadaşlar elektrik alan kaç Newton bölü kulomdur diye size soralım. Tabi K değerini verelim. Kulom sabitin 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton çarpı metre kare bölü kulom kare cinsinden verelim. Şimdi arkadaşlar C noktasındaki elektrik alan sorulmuş bize. Şimdi C noktasında elektrik alan sorulmuş, C'de ne var düşünüyoruz? Artı 1 kulomluk yük varmış gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Bu nokta kulom değil, bu kulom arkadaşlar. 1 kulom. Bilginiz olsun. Şimdi o zaman hem x hem de y küresi pozitif oluşu itme uygulayacaktır. Yani her ikisinin elektrik alan vektörü sağa doğru olacaktır. Yani x ve e'yi bulup ne yapacağız? Toplayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bakın c elektrik alan diyorum. Ex küresi artı ey diyorum vektörü toplam olarak. Şimdi ec eşittir diyorum. K çarpı x'in 2 neymiş? 2 çarpı, tabii k'yı değerlerini yazmamız lazım. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı k'yı yazdık. X'in 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü. Bakın kaç burası arkadaşlar? 0,6 metre. 0,6'nın neyini alıyoruz? Karesini alıyoruz. Artı E'ye geldik. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 2'miz kaç arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü. Toplam mesafemiz bakın merkezden buraya kadar alıyorum. Büyük küre içinde 0,6'nın karesi diyoruz sonuç olarak. Buradan arkadaşlar C eşittir diyorum. 18 çarpı 10 üzeri 3 bölü 0,36 artı yine arkadaşlar 9 çarpı 10 üzeri işlem yapalım. 36 çarpı 10 üzeri 3 bölü 0,36. Buradan EC eşittir diyorum. 54 çarpı 10 üzeri 3 bölü 0,36. Sağ 9'a bölünebilir. 9'a bölersek burada 6, burada 4 kalır. Yani 3 bölü 2 çarpı 10 üzeri 3. Tabii burada 0,36 olduğu için onu öyle yazamam. Hemen değiştiriyorum arkadaşlar. Buradan 54 çarpı 10 üzeri 3 bölü 36 çarpı 10 üzeri eksi 2. 54 bölü 36'da 9'a bölersem 6, 4, 3 bölü 2 çıkar. 3 bölü 2 çarpı 10 üzeri 5 Newton bölü kulom çıkar. Onda 1,5, 15 çarpı 10 üzeri 4 Newton bölü kulom çıkar. Yani yaklaşık olarak arkadaşlar 15'in sağına 4 tane 0 atıyoruz. Kaç oluyor? 150 bin. Yok, 1 nokta. Yazalım isterseniz. 15, 0, 0, 0, 0, 1 lira. Onda 100 binler, 10 binler, 100 binler. 150 bin Newton bölü kuluma eşit olur C noktasındaki elektrik alanı sevgili arkadaşlar. Yani burada ne yaptı? Metreyi zaten çevirmeye gerek yok. Metre olarak verilmiş. D karenin yerine her ikisinin C'de oluşturduğu elektrik alanı olduğu için X için yine 0,6 metre buradan buraya kadar, Y için ise yine buradan buraya kadar mesafe olarak 0,6 metre aldık. Yüklerin yerini yazdık. K yerini yazdık. Dolayısıyla işlemimizi yapmış olduk. Evet arkadaşlar, elektrik alan video dersimizi burada noktalıyoruz.